En son mezuniyetinde bu kadar heyecanlandım herhalde. Sen asıl emir kıran organize suç örgüt davasını görecektin. Umut'la Harun Bey şov yaptılar. Gerçi bu da onun kadar zor olacak gibi ama. Ortalığı gelme Roşan. Çok gergin, çok da heyecanlı. Emir kıranlarda daha büyük fırtına var gibi. Baksana Rüya çok gergin. Normal değil mi? Belirli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda yukarıda yazılı heyet huzuru ile CMK'nın 219 Taksim 1 maddesi gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle açıldı. Buyurun avukat bey. Başkanım, bu dava genç bir futbolcunun geleceğinin karartılmasıyla başladı. Bazen gerçeklerin ortaya çıkması için bir kıvılcım gerekiyor ve o kıvılcım Batuhan'ın başına gelenlerdi. Batuhan, kara para aklama işlerinde yer almayı reddettiği için geleceği karartıldı. Kendisinin savcılığa verdiği ifadede Marco Karaormanlı tarafından tehdit edildiği açıkça belirtilmiştir. Peki nasıl oldu da Marco Karaormanlı bu ülkede elini kolunu sallayarak gezmeye devam edebildi? Kendisi ülkemize hızlı bir giriş yaptı ve gelir gelmez Emir Kıran Spor'a ait 4 farklı şirketle ortaklık anlaşması imzaladı. Sayın Başkan, bu dayanaksız iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Emir Kıran Spor'un 34 farklı ticari şirketle ilişkisi vardır. Yani biz bu şirketlerin her birinin adli kayıtlarını tutmak zorunda mıyız? Kimileriyle iş ilişkisi, kimileriyle de suç ilişkisi. Bu kara para davasında tanık olarak mahkeme huzuruna çıkmayı kabul eden Cengiz Dursun, tanıklığı kabul ettiği gün öldürüldü. Marco Karaormanlı bu cinayeti işlerken yanında da ortağı Fecir Emir Kıran bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu bir iş ilişkisi mi, suç ilişkisi mi değerli mahkeme heyetine bırakıyorum. Fecir Emir Kıran, ne diyeceksiniz bu iddia hakkında? Sayın Başkanım, ben insan yok eden değil, insan yetiştiren bir sistemin parçasıyım ve başındayım. Benim bir futbolcunun gençliğini, hayatını, kariyerini yakmak, ne bileyim bir insanın canını almak, böyle bir şeyde adımın geçmesi bile beni üzüyor. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Kesinlikle reddediyorum. Müşteki vekili, iddianızla ilgili bir tanığınız var mı? Evet var başkanım. Tanığım Adem Yürekli'nin salona alınmasından önce izninizle bu suç silsilesini tamamlamak isterim. Buyurun devam edin. Adem Yürekli zamanında benim de yaşadığım gibi adalete muhtaç bir şekilde kendisine yardım edebilecek birilerine sığınma arayışındaydı. Ve beni buldu. Kendisi bana cinayete dair gördüğü her şeyi anlattı ve hemen akabinde savcılığa durumu bildirdik. Kendisinin tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Daha sonra Adem Yürekli'yi tanık olarak mahkeme huzuruna çıkarmak istedik. Ta ki o gece elim saldırı gerçekleşene kadar. Bu saldırının içeriğini aydınlatması için Cumhuriyet Savcısı Arhan Efe Tuğra'nın dinlenmesini talep ediyorum. Kürsüyü alalım. Buyurun savcım. Alhan Bey,
Adem Yürekli ve Alev Tanrıkulu o gece sizin arabanızda mıydı? Evet Sayın Savcım. Kazayı kimin organize ettiği konusunda bir bilginiz ya da tahmininiz var mı? Umut Bey'in de belirttiği gibi Adem o duruşmaya kilit tanık olarak çıkacaktı. Yani düşünceniz nedir? O duruşmadan zararlı çıkacak her kimse Adem'i kaçıranlar onlar olabilir. Tecir Emirkıran'dan mı söz ediyorsunuz? Burada sanık sıfatıyla oturduğuna göre evet. Hem o hem de Marco Karaorman'da. Tahmin dışında maddi bir deliliniz var mı acaba? Yok savcım. Olay yerinde darbenin etkisiyle bayılmışım ben. Sadece kazandığı ilk anlatanım. Başkanım, bu olayın geri kalanını aydınlatabilecek ve davadan daha fazlasını kaybetmiş bir kişi daha var. O da eşim Alev Tanrıkulu. Kendisiyle bu durumu konuşamadık, bunu planlayamadık ama müşteki olması sebebiyle kendisinin mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ediyorum. Yerinize geçebilirsiniz. Alev Hanım, kürsüyü alalım. Müşteki Alev Tanrıkulu. Siz dinliyorum. Başkanım, o gece hiç tahmin edemeyeceğimiz bir felaket geldi başımıza. Alev Hanım, Arhan Bey'in saldırıya uğramasının ardından neler yaşandı? Rabbim! Alev abla! Savcım, bu kazayı organize edenler Adem'i kaçırmak istedi. Ben de Adem'i korumak için mücadele ederken kasklı kurye kılığındaki şahıs beni merdivenlerden aşağı itti. Bu kaza sonucunda henüz doğmamış kızımı kaybettim. Başkanım, bu tanık kaçırma operasyonunu organize edenler bir cinayete sebep olmuşlardır. Ve kızımızı kaybetmemize sebep olmuşlardır. Dolayısıyla bu suçu organize edenler cinayete azmettiricilik suçundan da yargılanmalıdırlar. Peki Alev Hanım, Adem'i sizden almaya çalışan kişi ya da kişileri gördünüz mü? Olay sonrasında Adem'e ne oldu? Maalesef savcım, göremedim çünkü bahsettiğim şahıs kasklıydı. Ama bu adi suça alet edilen bir maşa olduğunu söyleyebilirim. Ama asıl katil beni merdivenlerden aşağı iten o kişi değil, burada oturan bu açgözlü insanlar. Kendi kirli düzenlerini korumak uğruna kızımı öldürdüler. Artık onların bu görkemli hayatlarında benim kızımın kanı var. Yaşadığımız kaza alelade bir kaza değildi. Adem'i almak isteyen insanlar tarafından son derece planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildi. Bu cinayet ve Adem'in kaçırılması bir organize suçun ürünüdür. İstedikleri kadar masum olduklarını iddia etsinler, masumu oynasınlar. Ne kadar suçlu oldukları gözlerinden okunuyor zaten. Teşekkür ediyorum. Yerinize geçebilirsiniz. Peki Avukat Bey, siz Adem'i daha sonra nasıl gördünüz, nasıl ulaştınız ona? Başkanım, ben Adem'e hiç de şaşırılmayacak bir şekilde Emirkıran Stadyumu'nda rastladım. Kendisi Emirkıran Stadyumu'nda alıkonulmuş haldeydi. Açıkçası çok merak ediyorum, bunu da inkar edecekler mi? Sayın Başkanım. Şu elinizi cebinizden bir çıkarın da ondan sonra konuşun. Kusura bakmayın başkanım. Özür dilerim.
Bu Adem kardeşimiz bizim stadımızdaydı. Doğru. Bunu inkar etmiyoruz biz zaten. Sessiz olun. Anlaşıldığı gibi bir durum yok şimdi. Bir saniye. Bir açıklayayım. Bizde her şey belgeli ve verili. Yani bizim stadımızdaki. Kardeşim de avukatım bir açıklama yapsın. Kendisi anlatsın durumu. İzninizle başkanım. Sayın başkan, öncelikle bunları sunmak isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.